Çok değerli mesai arkadaşlarım. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın 2021 yılı İnsan Kaynakları Değerlendirme Toplantısında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hepinizi muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Konuşmamın hemen başında bugün asli memurluğa atanan personelimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Gerek uzun yıllar azim ve gayretle sürdürülen eğitim, gerekse sonrasında iş dünyasında gösterilen başarılar bugün meyvesini vermiş durumda ve hiç kuşkusuz bu ciddi anlamda gurur verici bir durum. Bu gurura ortak olmak, bu gurura şahit olmak benim için de büyük bir mutluluk. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ailesinin birer üyesi olan siz kıymetli çalışma arkadaşlarıma hayatlarının bu yeni döneminde de canı gönülden başarılar diliyorum. Böylesi önemli bir kurumun, böylesi stratejik bir kurumun çatısı altında birlik ve beraberlik içinde her birimizin gayretleriyle ülkemiz için önemli hizmetler ortaya koyacağımıza inanıyorum. Bu birlik duygusunun kurumumuz ve ülkemiz için son derece ciddi bir önem taşıdığının hepimiz idrakindeyiz, bundan eminim. Çünkü bizler bir arada durursak, zorluklara karşı birlik ve bütünlük içerisinde olursak o zaman başarılı oluruz. Bu nedenle en öncelikli düsturumuzun birlik olduğunu, her ne iş yapıyorsak yapalım değerli arkadaşlar, birliktelik duygusunun en önemli değerimiz olduğunun bilinmesi gerektiğini sizlere özellikle bugün burada hatırlatmak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değerli arkadaşlar, hepinizin malumu olduğu üzere Türkiye'nin bölgesel ve küresel alanda gücünün her geçen gün artması nedeniyle ihtiyaçlarını karşılayacak çok güçlü bir zemin ortaya koymuştur bugün itibariyle. Bu gerçeği biz son 2,5 yıldır hep beraber yaşayarak deneyimliyoruz, tecrübe ediyoruz. Zira Türkiye'nin siyasal gerçekleriyle uyumlu bir model bu. Ve bu model milletin belirlediği, yönetimin şekillendirdiği kurumların yeniden yapılanması esasına dayanıyor. Dolayısıyla da devletin tüm kurumları bu sistem çerçevesinde millet merkezli olarak yeniden yapılandırıldı, yapılandırılmaya devam ediyor. Kuşkusuz başkanlığımız da bu sistemin ortaya koyduğu yeni yönetim vizyonunun en önemli köşe taşlarından biri olmuştur. Gerek kurumlar arasındaki stratejik fonksiyonu, gerekse çok boyutlu yapısı İletişim Başkanlığı'nı meşakkatli bir göreve yönlendiriyor değerli arkadaşlar. Devletimize ve milletimize layıkıyla hizmet edebilecek çalışmalar ortaya koyuyor olmamız da kurumumuzu gurur duyacağımız bir noktaya taşıyor. İletişim Başkanlığımız bir yönüyle devlet kurumları arasındaki ilişkilerde söylem birliğinde önemli bir görevi icra ediyor. Devletin söylem birliğinin tesisi bu anlamda sürekli olarak vurguladığımız üzere bizim en önemli fonksiyonumuz olarak öne çıkıyor. Bir yandan da kurumumuz devletin millet esaslı şekillenmesine ve çalışmasına yönelik icraatların planlayıcısı ve uygulayıcısı konumunda. Başkanlığımızın çalışmalarının bir diğer boyutu da Sayın Cumhurbaşkanımızın engin vizyonuyla Türkiye'nin küresel bir aktör olmasının zeminini hazırlamaya ve inşa etmeye yöneliktir. Bu son derece iddialı, bir o kadar meşakkatli bir görev ve taşımaktan da onur duyduğumuz bir görev. Türkiye anlatısının, tezlerinin, iddialarının ve elbette uygulamalarının uluslararası kamuoyuna doğru, sürdürülebilir ve bütünlüklü bir iletişim stratejisi içerisinde anlatılmasını, izahını sağlamak da bizim
en önemli fonksiyonlarımızdan biri ve bu fonksiyonu hayata geçirmek için, icra etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Zira onlarca farklı iletişim kanalından her gün hepimiz şahit oluyoruz. Binlerce mesaja, güdümlenmiş, manipüle edilmiş mesaja maruz kalan modern insana eğer doğru stratejilerle ulaşamazsak, eğer doğrunun, hakikatin ne olduğunu doğru kanallarla, doğru mecralarda anlatamazsak, o zaman çabalarımızın gerçek manada karşılık bulamayacağını hepimiz görürüz ve bu da ciddi bir tehdittir. Tabii biz CİMER gibi günümüz dünyasında, bunun ısrarla ben altını çiziyorum, katılımcı demokrasinin en modern örneğini birçok ülkeden çok daha etkili ve verimli bir şekilde hayata koyuyoruz. Ve CİMER örneği, CİMER modeli bu anlamda Türkiye'nin kamu iletişimi bağlamında gerçekten ürettiği çok başarılı bir modeldir. Ve bu başarılı modeli de biz aynı zamanda kamu diplomasimizin bir faaliyeti olarak da uluslararası alana daha fazla taşımalı, daha fazla anlatabilmeliyiz. Türkiye'nin elbette basın yayın alanındaki bugün değil, 10 yıllara sari sorunlarının çözümü için de çalışıyoruz. Çünkü bugün basın yayın alanında karşı karşıya kaldığımız sorunların birçoğunun tarihsel süreç içerisinde yapısal hale gelen, kemikleşen sorunlar olduğunu bilmemiz, idrak etmemiz onların çözümü için çalışırken son derece önemli bir husus. Elbette dünyanın farklı bölgelerinden Türkiye ile ilgili haber, görüntü ve belgeyi devletin ilgili kurumları için takip ediyoruz, tercüme ediyoruz. Bu da son derece önemli bir faaliyet alanımız. Kamu diplomasi çalışmalarımızla Türkiye'yi küresel bir aktör olarak öne çıkaracak her türlü projeyi hayata geçiriyoruz. Yine FETÖ'den PKK'ya, kanlı terör örgütleriyle mücadelemizi bütün dünyaya, iletişimin bütün enstrümanlarını kullanarak anlatmaya çalışıyoruz. 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimine karşı milletimizin zaferinin gelecek nesillere hakkıyla anlatılması için canla başla uğraşıyoruz. 15 Temmuz'un ne olduğunun unutulmaması, bu milletin nasıl büyük bir millet olduğunun gelecek nesillere de ve elbette bugünün dünyasına da anlatılması bizim için son derece hayati bir misyon. Ve bu nedenle 15 Temmuz anma faaliyetlerinin koordinasyonunu kurumumuz üstlenmiş durumda ve her yıl 15 Temmuz'un hakkıyla anılması, 15 Temmuz'da ne yaşandığı, 15 Temmuz'da Türkiye'nin nasıl bir badire atlattığı, aynı zamanda Türkiye demokrasisinin nasıl güçlü bir demokrasi olduğunun anlatımı son derece hayati bir unsur. Bu anlamda biz elimizden gelen bütün gayretle, bütün arkadaşlarımın ciddi gayretiyle bu sürece de katkı sunuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarının koordinasyonunu da aynı zamanda yürütüyoruz ve bu fonksiyonu yürütmekten de gurur duyuyoruz. Tüm mesaimizi bölgede ve dünyada söz sahibi olan ülkemizin yükselişine yaraşır şekilde faaliyetler gerçekleştirmeye adamış durumdayız. Bundan sonra da milletimizin sesini, devletimizin haklı mücadelesini bütün dünyaya duyuracağız. Ülkemize karşı haksız ve yalan ithamlarla yürütülen kara propaganda faaliyetlerine karşı mücadele edeceğiz. Çok değerli çalışma arkadaşlarım. Jean Baudrillard'ın Simülakrlar ve Simülasyon isimli bir eseri vardır. Ve orada çağımızın en temel hastalığının gerçeğin üretimi ve yeniden üretimi olduğunu söyler Baudrillard. Bu anlamda gerçeğin çarpıtılmasından bahseder esasında. Ve gerçeğin çarpıtılması suretiyle yeni bir gerçeğin yaratılmasından bahseder. Artık gerçek fabrike edilmiş, üretilmiş bir şeydir. Hakikatle bağı kopmuştur. Bu anlamda Jean Baudrillard buna gerçekten daha gerçek, hiper gerçekler. Bu anlamda
biz baktığımızda bu dönemde istenilen her şey insana bir gerçeklik gibi sunulabilir ve bu suni bir gerçekliktir. İfade ettiğim gibi hiper gerçekliktir. Bildiğiniz üzere biz bugün yaşadığımız çağda hakikat ötesi adı verilen bir kavramla karşı karşıyayız. Post-truth da denilen bir gerçekliği deneyimliyoruz esasında. Bu anlamda hakikat ve olguların eski önemini yitirdiği bir döneme referans veriyor bu kavram. Nesnel doğruların yerini öznel algılara bıraktığı bir çağ bu. Ve bizim esasında iletişim kavramına dair bildiklerimizi de yeniden düşünmemiz gereken bir çağ. Yalanın seri yalanlar halinde sürekli olarak üretildiği ve artık bir yerden sonra anlamın ve hakikatin değersizleştiği bir dönemden bahsediyoruz. Herkesin kendi gettosuna konuştuğu bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla hakikatin çarpıtıldığı bir dönem. Bu dönemde dezenformasyon ve bilgi kirliliğinin yaygınlaşması kötü niyetli bir strateji olarak da maalesef kullanılmakta. Ve bu evrensel alanda karşımıza çıkan bir durum. Ve biz de bu durumdan ne yazık ki beri değiliz. Algıların, olguların önüne geçmesi bizim gibi hakikati savunan toplumlar ve ülkeler için ciddi imtihanları beraberinde getiriyor. Hakikate ulaşılması ve hakikate dayalı rasyonel kararlar alınması da bu imtihanlar nedeniyle ciddi manada zorlaşmış durumda. Algı olgu çatışması, algı yönetimi kavramının neredeyse artık günlük hayatımızın olağan bir parçası haline dönmesi karşı karşıya kaldığımız bir durum. Bununla birlikte hakikat ötesi denen çağda sınırları belirsizleşen ve muğlaklaşan kavramların sorumlu bir ahlak ve hakikat anlayışını merkeze alarak tekrar düşünülmesini gerektiren bir döneme tanıklık ediyoruz. Nitekim gerçekleri bulanıklaştırmaya çalışarak tezviratı ön plana çıkaran bir zihniyet var karşımıza ve bu zihniyetle mücadele etmek ve hakikat savunucusu olmak ancak ve ancak iyi tasarlanmış bir iletişim stratejisiyle mümkün olabilir. Kıymetli arkadaşlar, elbette teknolojik imkanların artmasıyla zenginleşen iletişim kanalları bir yandan da devletlerin birbirleriyle ve vatandaşlarıyla olan ilişkilerini de dönüştürmüş durumda. Bu dönüşümü bir anlamda tahrif olarak da niteleyebiliriz. Bir diğer yandan dijital dünya, yalan haber ve dezenformasyonun hızla yayıldığı mecralar tarafından tehdit ediliyor. Söz konusu tehditin etkilerinin en fazla devlet ve vatandaş arasındaki ilişkilerde ortaya çıktığını gözlemleyebiliriz. Sizler bunun en yakın şahitlerisiniz. Vatandaş-devlet ilişkisinin güçlendirilmesine imkan tanıyan dijitalleşme, hakikat eksenli bir bağlamda, bir zeminde ilerlemediği takdirde bu ilişkiye de zarar verici bir niteliğe dönüşecektir. Bu kapsamda dijital medya mecralarında doğruluk ve hakkaniyet zemininde varlık göstermenin her şeyden önce stratejik bir önemi var. Bu sadece iletişim çalışmalarıyla, medya çalışmalarıyla ya da medya sektörüyle ilişkili bir durum değil. Bu anlamda bir ulusal güvenlik meselesinden bahsediyoruz. Biz tam da bu nedenle İletişim Başkanlığı olarak Türkiye'de ve dünyada hakikatin önemine vurgu yapan çalışmalara imza atıyoruz. Post-truth çağında, hakikat ötesi çağında artık hakikatin bir önemi yoktur söylemlerine rağmen biz yaşasın hakikat şiarımızı her geçen gün daha geniş kesimlere ulaştırmaya ve hakikat savunucularının yanında durmaya devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, hakikate dayanan düşünceler ve eylemler bir insana, bir topluma, bir ülkeye gerçekten güç veren ve onu değerli kılan en önemli zenginliktir. Hiç kuşkusuz teknolojik gelişmeler her türlü bilgi ve habere
zaman ve mekan kısıtı olmadan erişebilme imkanı sağlıyor. Diğer taraftan bu imkan kötücül zeminde kullanılmaya da müsait hale geliyor. Bu noktada doğru ile yanlışı ayırt edebilme yetisiyle donanmış olmak en hayati zırhımız, silahımız olacaktır. Dolayısıyla yoğun ve kontrolsüz enformasyon çağında kadim tabirimizle agah ve müteyakkız olmak bizim için bir lüks değil, bir zarurettir. Bu nedenle yeni dönemde bu ortaya çıkan imkanların elbette tehditlerinde farkında olup bu imkanlardan istifade etmek kadar yine muhtemel tehditlere karşı uyanık olup bunlarla mücadele etmek de hayati önemi haizdir. Bunun için de sürekli öğrenme ve yenilenme arayışı içerisinde olmalıyız. Peygamber Efendimizin iki günü eşit olan ziyandadır buyruğu hiç aklımızdan çıkmaması gereken bir hayat düsturu olmalıdır. İlim müminin yitik malıdır mesajı nerede olursa olsun hakikatin peşinde koşmamız gerektiğini bize hatırlatan önemli bir şiardır. Yaşadığımız toplumun, ülkenin, bölgenin ve dünyanın meselelerini dert edinerek ortaya koyacağınız her çalışma değerli arkadaşlar çözüme katkı sunacağı gibi bize de sahici bir güç kazandıracaktır. Dolayısıyla bilgimizi arttırmak, becerilerimizi geliştirmek bizim için beşikten mezara kadar devam eden bir uğraş olmalıdır. Çalışma hayatına başlamak elbette maişet açısından önemli bir eşiktir. Bununla beraber kendimizi geliştirme yolculuğunda bizim için asla varılacak bir menzil değildir değerli arkadaşlar. Ben bunu bir tuzak olarak görüyorum ve bu tuzağa düşmemek için sürekli öğrenme arayışı içinde olmamız gerekir. İnsan her gün sosyalleşen, ömrünün sonuna kadar sosyalleşen bir varlıktır. Ve bu sosyalleşme bir öğrenme sürecidir esasında. Ve bu öğrenme sürecini kendimizi geliştirmeye dönük bir gayretle ortaya koymak, kendinize, çevrenize, ülkenize katkı sunacak önemli bir dinamiktir. Bu aynı zamanda milletimize ve tüm insanlığa karşı sorumluluğumuzun da bir gereğidir. Biz İletişim Başkanlığı olarak kurumsal kapasitemizi geliştirmek için bu konuya azami hassasiyet gösteriyoruz. Stratejik planlama çerçevesinde yüksek kalite anlayışıyla beşeri kaynaklarımızdan mevzuat ve fiziki altyapımıza kadar bütün alanlara sürekli yatırım yapıyor ve kurumumuzu geliştiriyoruz. Allah'a şükür bugün yeni binamızda, bu güzel salonumuzda sizlerle birlikteyiz. Ve bu imkanları biz inşallah devletimizin, milletimizin hayrı, selameti için kullanacağız. Bunun için var gücümüzle çalışacağız. Bu süreçte beşeri kaynağımızı en etkin ve verimli şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Bu noktada insan kaynakları yönetimimiz son derece önem verdiğimiz kritik bir alandır. Bugün asli memurluğa atanan kıymetli arkadaşlarımız başta olmak üzere her kademedeki bütün çalışanlarımıza, başkanlığımızın vizyonuna, misyonuna yakışır şekilde ciddi anlamda sorumluluk üstlenmelerini ve bu noktada kendilerine ciddi görevler düştüğünü bilmelerini istiyorum. Her birinizin, ülkemizin ve başkanlığımızın bir ferdi olarak hakikat mücadelemize omuz verdiğinizi biliyorum. Vereceğinize de bu gayrete devam edeceğinize de yürekten inanıyorum. Değerli arkadaşlar, elbette hakikat demişken üzülerek gördüğümüz bir başka durum daha var. Türkiye'de maalesef kötücül algı üretim merkezleri, siyaset kurumu ve bizatihi
medyanın bir kesimi, siyaset kurumunun bir kesimi ve medyanın bir kesimi, hakikatin her türlüsüne savaş açmışçasına hareket ediyor. Bunu üzülerek müşahede ediyoruz. Gün geçmiyor ki devletin, hükümetimizin bir çalışması, bir projesi, bir icraatı hedef alınmasın ve manipülasyonlarla, yalanlarla kamuoyu yanlış yönlendirilmeye çalışılmasın. Ne yazık ki toplumun her kesimi gibi iletişim başkanlığı olarak bizlerin de bu konuda önemli bir sorumluluğu bulunuyor. Özellikle son günlerde toplumsal sorumluluk taşıması gereken aktörlerin sorumsuz bir şekilde maalesef davrandıklarını görüyoruz. Toplumu, siyaseti kutuplaştırma pahasına Sayın Cumhurbaşkanımıza ve çalışma arkadaşlarına son derece kirli bir dille saldırıldığını görüyoruz. Hakaretlerin boyutu zaman zaman öyle inanılmaz noktalara ulaşıyor ki bunlara inanın cevap vermek bile insana zul geliyor. Devletin kurum ve çalışanlarına yönelik her geçen gün dozu daha da artan hakaretlere, atanmış seçilmiş bağlamını hapsedilen yüzeysel ve maalesef cehalet dolu tartışmalara muhatap oluyoruz. Daha önce söyledik, bir kez daha sizin huzurunuza vurgulamak istiyorum değerli arkadaşlar. Devletimizin kurum ve çalışanlarını sistematik bir şekilde hedef alan ve son dönemde karşımıza çıkan militan söylemi, demokrasiye, hukuka ve millet egemenliğine açıkça bir saldırıdır, bir hakarettir. Herkes muhalefet ve eleştiri sınırlarını demokratik teamüllere göre şekillendirmek zorundadır. Bu demokrasinin bir gereğidir. Türkiye Cumhuriyeti binlerce yıllık bir devlet geleneğinin hafızası ve birikiminin temsilcisidir. Aynı zamanda büyük bir medeniyetin varisidir devletimiz. Ve bu anlamda tüm kurumlarıyla aziz milletimizin ve tüm dünya mazlumlarının yegane sığınağıdır. Ülkemiz gerçekten bu seviyesiz dili, muhalefet adı altında sürdürülen bu seviyesiz dili hak etmiyor. Tarihte olduğu gibi bugün de aziz milletimizin ve tüm insanlığın selameti için var gücüyle çalışan devletimizi, hükümetimizi, kurumlarını ve çalışanlarını hedef almak tarihe ve millete ihanettir, açık ve net söylüyorum. Bu seviyesiz dilin Anadolu ve Trakya'da hiçbir karşılığı yoktur. Elbette bunların bizleri çalışmalarımızdan alıkoyması, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde güçlü Türkiye idealine yürümemizi engellemesi asla söz konusu değildir. Türkiye, 100 yılın ağır salgın şartlarına rağmen bu sürece en hazırlıklı giren, süreci doğru ve kontrollü bir şekilde yöneten ve büyük yapısal krizler yaşamayan ülkelerin başında geldi. Bu açık ve net bir gerçeklik. Bu küresel salgında gelişmiş ülkeler dahi sağlık sisteminden ekonomiye kadar ağır darbeler aldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, devletimizin proaktif tedbirleri, milletimizin elbette büyük fedakarlığı bu süreci en az etkiyle atlatmamızı sağladı. Ve biz elbette bu süreçte sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için İletişim Başkanlığı olarak elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyoruz. Ve kamuoyunu yanıltmaya dönük, kamuoyunu manipüle etmeye dönük dezenformasyon ve kötücül algı çalışmalarına karşı mücadele ediyoruz. Ulusal ve küresel alanda. İnanıyoruz ki Türkiye salgın sonrası dünyada da pozitif ayrışan ülkeler arasında yerini almaya devam edecek. Şu çok açık bir gerçek ki Türkiye'mizin önü açık, geleceği aydınlık değerli arkadaşlar. Ülkemiz hiç olmadığı kadar güçlü ve dirayetli. Hamdolsun.
milletiyle, lideriyle, devletin tüm kurumlarıyla yeni dünyanın önemli aktörlerinden biri olduğumuzun tam anlamıyla bilinciyle hareket ediyoruz. Ve bu bilinç bizim en önemli tutamaklarımızdan bir tanesi. Bize bu bilinci kaybettirmek, bu hafızayı kaybettirmek için çok yoğun bir gayretle yönelen manipülatif unsurlar var. Bunlara asla ve asla milletimizin prim vermemesini temin etmek adına gayret sarf etmeliyiz. Sadece ülkemiz için değil, bölgemiz ve tüm dünya için hak ve adalet mücadelemizi sürdürmek zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya beşten büyüktür söylemi, Birleşmiş Milletler toplantılarında başından itibaren ortaya koyduğu söylem çerçevesi esasında sadece büyüyen bir Türkiye'nin manifestosu olarak gün yüzüne çıkmadı. Aynı zamanda dünyadaki adaletsizliklere karşı açık ve net bir tavır, bir anlamda dünyanın vicdanının sesi olarak kendisine yer buldu. Biz bu bilinçle, bu duyarlılıkla, bu yaklaşımla yaptığımız işe yaklaşmak durumundayız. Son derece kritik bir eşikte, son derece önemli bir tarihsel dönüm noktasında biz ciddi bir misyon üstleniyoruz. Bu misyonun bilincinde olmak durumundayız. Biz şunu çok açık ve net bir şekilde bilmek durumundayız kıymetli arkadaşlar. Türkiye gerçekten Türkiye'den büyüktür. Farklı kültürlerden, milletlerden yüz milyonlarca insanın umudu olmayı başarmak tarihsel olarak çok az devlete nasip olmuş bir şeydir. Elbette çok az lidere nasip olmuş bir şeydir. Türkiye modern zamanlarda bunu başarabilen neredeyse tek ülkedir. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği buradaki en hayati unsurdur. Türkiye aynı zamanda dünyaya sözü olan, söz söyleyecek bir ülkedir. Her bir mesai arkadaşımızın bu vizyonla, bu bilinçle, çalışmalarına özveriyle devam edeceğini çok iyi biliyorum. Yükümüz ağır, bunu da biliyorum. Ancak her türlü imkana sahip güçlü bir devletimiz ve dirayetli, vicdanlı, güçlü bir liderimiz var. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın anlamlı bir düsturunu hatırlatmak istiyorum müsaadenizle. Yaptığınız işin manevi hazzını alamıyorsanız o iş size yüktür der Cumhurbaşkanımız. Kendisinin millete hizmet için ortaya koyduğu tükenmeyen enerjinin, gerçekten tükenmeyen enerjinin, azmin, gayretin arkasında tam da bu şiar yatıyor. Sizin için de mesele sadece rutini yürütmek olmamalı. Zihninizle ve yüreğinizle kendinizi vazifenize adamak durumundasınız. Bu hepimiz için geçerli bir durum. Hem birey olarak manevi hazzını yaşayacağımız hem de milletimizin gurur duyacağı çalışmalar için yorulmadan aşk ile koşmaya devam edeceğiz inşallah. Sözlerime son verirken her birinizi bir kez daha içtenlikle tebrik ediyor. Çalışmalarınıza başarılar diliyor. Kurumumuza tekrar hoş geldiniz diyorum. Hep birlikte ülkemiz ve başkanlığımız adına gurur verici nice başarıları inşallah imza atacağınıza inanıyorum. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun. Kalın sağlıcakla.